Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Araf suresinin 158. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize diyor ki, kul, söyle. Ya eyyühennas, inni rasulullahi ileyküm cemi'an, ellezî lehu mülküs semavati vel ard. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Fe'aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyillezi yu'minu billahi ve kelimatihi. Vettebi'uhu leallekum tehtedun. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara peygamber olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek bütün insanlara şöyle hitap ediyor. Ey insanlar! 1400 sene önce ey insanlar demiş. Böyle demesini de Allah Celle Celaluhu emretmiş. Bir ayet-i kerimeyi birçoğunuz bilir. Halkımızın neredeyse %75'i bilir. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede ve ma erselnake illa kaf feten linnas. Biz seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o bütün insanlara peygamber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de konuşurken ey insanlar diye başlıyor. Arafat'ta vermiş olduğu hutbe, o veda hutbesi diye meşhur olan hutbeye de dikkat ederseniz, çoğunlukla insanlar diyor. Arada bir ashabım, yani arkadaşlarım demektir. Arada bir arkadaşlarım diyor ama çoğunlukla insanlar diyor. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Sizin hitabınız, bizim hitabımız da bütün insanlığa yönelik olsun. Yazdığınız bir şiir veya nesir veya herhangi bir edebi ürün bütün insanlığa hitap edecek şekilde olsun. Buna dikkat edelim. Peki bütün insanlığa hitap ile başlayan bu konuşmanın içeriği ne? Diyor ki, İnni Rasulullahi ileyküm cemiyan. Ben sizin hepinize gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim ben de onlara. Yani kendiliğinden hareket eden biri değilim. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği bir elçiyim. O Allah Celle Celaluhu de kendi kafanıza göre şekillendirmeye kalkmayın. Yani Kabe'ye konulmuş putları veya Mısırlıların tapındığı ineği veya bir başkasının tapındığı ateş olarak da değerlendirmeyin. O ellezî lehu mülkü's semâvâti vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti, otoritesi ona aittir.
gökyüzünde dönen yıldızların evirip çevrilmesi ona aittir. Yörüngelerini tayin eden o Allah Celle Celaluhu. Denizin derinliklerinde gözle görülemeyecek kadar küçücük canlıları yaratan ve rızıklarını veren yine o Allah Celle Celaluh'tür. Hamsiyle balinayı yaradan o Allah Celle Celaluh'tür. Karıncayla fili yaradan ve hepsinin rızkını vücuduna uygun şekilde veren yine o Allah Celle Celaluh'tür. Ben öyle bir Allah'ın elçisiyim. Hepinize gönderilmiş elçiyim. Yine Allah Celle Celaluhu tarife devam ediyor. La ilahe illa hu. Ondan başka yaradan, ondan başka yaşatan, ondan başka yöneten yoktur. Dirilten odur, öldüren de yine odur. Öyleyse o Allah'a ve onun ümmi peygamberine iman ediniz. O peygamber ki, o kendisi Allah'a iman ediyor, Allah'ın bütün kelimelerine iman ediyor. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bu ayeti indiriyor. Sevgili peygamberimize bildiriyor. Sevgili peygamberimiz de çıkıyor, ey insanlar diye bu ayet-i kerimeyi okuyor. Şu anda insanlık ailesi bir yol ayrımında, yol arama peşine düştüler. Yol aranıyor şu anda. Devletler yol arıyorlar. Komünizmin çıkış yolu olmadığını komünistlerin kendileri dediler ki biz gittik, 70 yıl gittik, yolun çıkmaz yol olduğunu gördük diyorlar. Kapitalistler de diyorlar ki evet, biz de kapitalizmin dünya insanına mutluluk getirmediğini, bir avuç insanı mutlu eder gibi olduğunu, mutlu etmiyor yine de, mutlu eder gibi olduğunu gördük. Yani yanlışımızı görüyoruz. Bir üçüncü yol var ama dilimiz varmıyor diyorlar. Dilimiz varıverse hepimiz birden Müslüman olacağız. Dilimiz varmıyor. Dili varanların da dilini kesmemiz gerekir bizim. Cezalandırmamız gerekir. Filistin'de cezalandırmamız gerekir. Afganistan'da cezalandırmamız gerekir. Irak'ta cezalandırmamız gerekir. Halkı Müslüman olan ülkelerde dili varanların dilinin kesilmesi için yöneticilerine baskı yapmamız gerekir diyorlar. Bu nurun güneş gibi doğmaması gerekir diyorlar ama güneşin doğmasına nasıl ki engel olamazlarsa Allah Celle Celaluhu'nun nur diye isimlendirdiği Kur'an ayetlerinin insanların ufuklarından tan yeri gibi ağarmasına engel olamayacaklardır. Olamamışlardır da. Bu sene Avrupa'ya bir konferans için gittiğimde orada İslami hizmetleri olan, etliye sütlüye karışmayan, hiçbir yürüyüşe, konferansa, sempozyuma da gelmeyen, Türkiye'den gitmiş bir grubumuz var. İslami hizmetleri iyi. Onlardan bir yetkili bana anlatıyor. 11 Eylül 2001 olayından sonra bu ülkenin siyasileri ve gazetecileri bizim üzerimize geldiler. Baskı olarak değil. Bizimle görüşüyorlar, sohbetler ediyorlar, röportajlar yapıyorlar. Bir gün çok ünlü bir gazeteci, köşe yazarı geldiğinde uzun konuştuk. 2 saati geçkin konuştuk. Dedim ki hiçbir toplantıya katılmayız, yürüyüşlere katılmayız. Bizim üyelerimizden bir tek insan yaralama yapmadı, gasp yapmadı, uyuşturucuya bulaşmadı. Siz
niçin bizimle ilgileniyorsunuz dediğimde, dedi ki uyuşturucuya bulaşmış bir Türk bir Alman'a zarar verir. Yaralama yapan bir Türk bir Alman'ı, iki Alman'ı, beş Alman'ı yararlar. O kadar. Gasp yapan bir Türk birkaç tane Alman'ın parasını gasp eder. O kadar. Ama siz, ben biliyorum, şu kadar insanın Müslüman olmasına sebep oldunuz. Hele hele bir tanesi İslami ilimleri fevkalade öğretti ve burada Yeni Müslüman Olanlar Derneği'ni kurdu. 50 binin üzerinde yeni Müslüman olanlar üye oldular. Ve onlar televizyon ve radyo vasıtasıyla da İslam'ı yayıyorlar. Delirmiş Türkler, uyuşturucuya bulaşmış Türkler bize zarar veremezler. Organize değiller. Ama sizin öğrettiğiniz kitap bizim milletimizin tarihi seyrini değiştirebilir. İyi ya diyememiş bizim hoca. İyi ya, dünyanız da güzel olacak, ahiretiniz de güzel olacak diyememiş. O demiş ki biz buradaki insanlarımızın efendim imanını koruma ve size zarar vermeme ve ameli salihini düzgün tutmak için buradayız demiş. Muhterem seyirciler, şu anda yol insanlık tarafından aranıyor. Doğru yol neresidir? Herkes diyor ki benim yolum doğru. Oylamaya tabi tutalım dedi Birleşmiş Milletler'de. Amerika diyor ki benim karşımda olan benim düşmanımdır. Hadi oylayın bakayım diyor. Tamam abi, senin dediğin doğru deyiveriyorlar. Oylamaya da razı değil. Kendi yaptığından memnun mu? İç dünyasında rahat değildir. Ama dış dünyasında bir çıkar sağladığından dolayı, hani midenin efendim köpek eti yemekten bile rahat ettiği, karnı doyduğu gibi insan öldürmekten de zevk alır hale gelmiş bu insanları tatmin edebilir ama gerçekten düşünen siyasilerini, yazar çizerlerini tatmin etmez. Peki bütün insanlığı tatmin edecek yol nedir? Bütün insanları yaradan Allah Celle Celaluhu'nun yolu insanları tatmin eder. O da Allah'a ve onun kelamına iman etmekten ve ona uymaktan. Vettebi'uhu, yalnız iman etmek yetmiyor. O kelimelere, Allah'ın kelamına uyun ki siz doğru yolu bulasınız diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi geçmişten örnek veriyor. Ve min kavmi Musa ümmetün yehdûne bil hakkı ve bihi yâdilûn. Musa aleyhissalatu vesselamın kavminden bir topluluk vardı. Onlar hakka, doğruya doğru gidiyorlar ve adaletle iş yapıyorlardı diyor Rabbimiz. Yani Beni İsrail'in tamamı kötüydü, onu demek mümkün değil. İçlerinden kötülük yapanlar vardı. Musa aleyhissalatu vesselam'a hıyanet edenler, onun gözleri önünde, onun sağlığında puta tapanlar da oldular. Ama onların içerisinden de hak üzerinde yürüyen ve adaletle iş yapan insanlar oldular. وَقَطَّعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اِذْ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 159. ayet-i kerimede, A'raf suresinin 159. ayet-i kerimesinde Musa aleyhisselamın kavminden de doğru yolda olan, adaletle iş yapanlar olduğunu haber verdikten sonra 160. ayet-i kerimede Musa aleyhisselam o kavmini 12 gruba ayırdığını,
onların neslinde de o grupların torunlar olarak devam ettiğini haber veriyor. Musa Aleyhisselam'la beraber Firavun'un yurdundan hicret eden, Mısır'da Firavun'un emrinde yağlı ballı köle olarak yaşamaktansa Allah'ın emirlerini tutarak hür yaşamayı, çölde yaşamayı tercih eden insanlar şöyle Tih sahrasına geldiklerinde tabii ki su yok. Ve bir tek ağaç olmadığından dolayı gölge de yok. Güneş doğduğu vakit sabahtan akşama kadar insanları kavuruyor. Susuzlukla da ciğerler kavruluyor. Böyle bir ortamda kavmi Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki bize su ver, su getir diyorlar. Hani Bakara suresinde Rabbim bunu ve iz istesga Musa Rabbehu. Musa da Rabbinden ya Rabbi bize su gönder demişti. Rabbim de diyor ki öyleyse sen de asanı taşa vur diyor. Musa Aleyhisselam asasını taşa vurunca o taşın 12 yerinden su fışkırıverdiğini ve her grubun da suyunun ayrı olduğu, yani 12 yerden su fışkırıyor ve 12 gruba ayrılan o toplulukta sen şu kurnadan, sen bu kurnadan, fışkıran yerden, sen bu fışkıran yerden diye de herkes su alacağı yeri de biliyor. Yani Musa Aleyhisselam onların da tespitini yapıveriyor. Sonra Allah Celle Celaluhu gökyüzünü bulutla gölgelendiriveriyor. Yani bir bulutlar sevk ediyor üzerlerine, güneşin yakıcılık etkisini kaldırıveriyor. Ve onların üzerine bıldırcın kuşlarını sevk ediyor ve kudret helvası indiriveriyor Allah Celle Celaluhu. Peki buna rağmen gökyüzünde üzerinde bulutu gördüğü halde hiçbir şey olmayan çöle bıldırcınların da sevk edilip onlar tarafından yendiğini, gölgesinde Rabbimin gölgeleniyorlar. Rabbimin gönderdiği bıldırcını yiyorlar. Kudret helvasını yiyorlar. Arkasından da altınlarından yaptıkları buzağa tapınıyorlar. Konuşmayan, yol göstermeyen buzağa tapınıveriyorlar. Rabbim diyor ki buna rağmen onlar yaptıklarıyla bana zulmetmiyorlar. Kendilerine zulmediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ama hocam bunlar geçmişte olmuş. Geçmişte olmamış. Günümüzde de olmaya devam ediyor. Geçmişte olan bu olaylar günümüzde de devam ediveriyor. Bugün içtiğiniz su, yediğiniz yemek Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Şu anda burnunuzla çekmekte olduğunuz hava Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Onu çeken burun ve onu çeken ciğerler ve bütün vücudumuza gönderen organlar yine Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır. Bütün bunları Rabbim yarattığı halde Rabbimin kelimelerine, kitabına, Kur'an'ına değil de Rabbimin yarattığı, Rabbime isyan eden adamların dediğini tutarım ben demek Allah'ın yarattığı şey, çölde bıldırcın gönderdiği, kudret helvası indirdiği, gökyüzünü bulutla bulutlandırdığı halde altından buzağa tapan insandan farksız bir insandır. Ayetleri zaten bunun için Rabbim indirmiş. Yoksa geçmişten bilgi vermek için indirmemiş. Örnek olsun, siz de aynı hataya düşmeyin diye indirmiştir. Ve izâ qîle lehum üskünü hâzihi l-qâriyete ve kulû minhâ haysu şi'tüm ve gûlû hıddatun ve dhulû l-bâbe succeden nagfir leküm hatiâtikum senezîdül muhsinîn. Onlara denilse ki şu şehirde yerleşiniz ve oradan dilediğinizden yiyiniz.
Ama o şehre girerken hıtta deyiniz. Hıtta o günkü dile göre Allah'ım biz yanlış yaptık, hatalarımızı affet. Yani bizim bugünkü yani istiğfarımız gibidir. Estağfirullah dememiz gibidir. Veya vağfir lena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin deyişimiz gibi vağfu anna vağfir lena manasına geliyor. Ya Rabbi bizi affet deyiniz. Ve şehre girerken, kapıdan girerken secde halinde giriniz. Yani saygıyla giriniz ki ben de sizi affedeyim, hatalarınızı görmezden geleyim. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki bu şehirden kasıt Kudüs'tür diyenler var veya Mısır'dır diyenler var. Yani çölden şehre inecekler. Kudüs veya Mısır. Önemli değil. Rabbim madem ki ismini vermemiş, önemli değil. Ancak şehre girerken tevazu halinde olunuz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Mekke'yi fethettiği günü gören sahabenin tarifine göre Peygamber Efendimiz devesinin üzerinde idi ama devenin boynuna doğru kendi kafasını eğmişti. Yani secde eder vaziyetteydi. Deve hem yürüyor, Mekke fethedilmiş, giriyor Peygamber Efendimiz. Ama sanki devenin üzerinde böyle bazı komutanların girişi vardır. Kibirli bir şekilde, etrafı hafife alayarak, küçümseyerek bir giriş. Öyle değil. Kansız Mekke şehri fethedilmiş ve girerken de Allah Celle Celaluhu'ya şükrederek giriyor sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam ve giriyor. Hemen bir banyo yapıyor Peygamber Efendimiz. Kabe'ye geliyor. Orada iki rekatlı da namaz kılıyor. Bunu bir kısım sahabe fetih namazı olarak değerlendirmiş. Onun için Sa'd ibn Ebi Vakkas da Kadisiye zaferinden sonra İran sarayına girdiğinde orada iki rekat namaz kılmış. Sevgili Peygamberimizin sünnetini yerine getirmek için. Zaten Kur'an-ı Kerim'de en son nazil olan surede de اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde bütün insanların gruplar halinde İslam'a girdiğini gördüğünde Allah'ı hamd ile tesbih et diyor Allah Celle Celaluhu. Olmayacak şeyi bize emretmez Rabbimiz. Demek ki insanlar gruplar halinde İslam'a girecekler. Girecekler. Hiç lamacımı yok, girecekler. Çünkü bu din benim dinim, senin dinin değil. Allah Celle Celaluhu'nun dini. Ayetler ona aittir. Güneşe bütün çiçekler yöneldiği gibi, bütün insanlar o güneşten gıdasını aldığı gibi, bütün yaratıklar güneşten gıdasını aldığı gibi, Allah'ın ayetlerinden de insanlık ailesini, gıdasını eninde sonunda alacak. Engeller ortadan kalkacak. Şu anda niye olmaz? Engelleyicileri var. Milletine ve toplumuna dinin ulaşmaması için her türlü gayreti gösterenler var. O gayreti gösterenler bizim ülkelerimize bile müdahale ederek bu insanları dinden uzak tutacaksınız diye öğütler veriyorlar. Başarılı oluyorlar mı? Olmuyorlar. O şehre girerken hıtta deyiniz. Tefsirler der ki hıtta demediler de yani Allah'ım affet bizi demediler de hınta dediler. Bize af değil, bize af gerekmez, bize iman gerekmez, un gerekir dediler. Bize af gerekmez, buğday gerekir dediler.
Muhterem seyirciler, hani bir konferansım kitap haline de getirildi ya, küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. Günümüzde aynı sözü söyleyen insanlar var. Bize iman lazım değil, bize dolar lazım. Bize iman lazım değil, bize euro lazım. İzzetini, iffetini kaybetmiş bir insanın evinin bütün dolapları parayla dolu olsa, yatağını dolar ve eurodan yapsa, yastığını onunla doldursa ama izzetini, namusunu ve şerefini yitirdikten sonra onun ona ne faydası var? Faydası var hocam. Yahu midenin doyma sınırı var. Bütün yiyecekler senin olsa midenin sınırı var. Bütün elbiseler senin olsa günler sınırlı. Giyme zamanın sınırlı. Bütün güzeller senin olsa senin vücutun ve gücün sınırlı. Öyleyse biz izzetimizle, iffetimizle, namusumuzla, şerefimizle yaşamayı ama dünya hayatının da güzel olmasını ve güzel yaşamayı istiyoruz. Hem dünyamız güzel olsun hem de ahiretimiz güzel olsun diyoruz. Rabbin huzuruna varırken günahsız demeyelim, en az günahla varmaya, iyiliklerimizin kötülüklerimizden çok olmasını sağlayarak varmaya gayret edelim. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي غِيلَ لَهُمْ. Onlar kendilerine söylenenin aksini yaptılar. Kelimeleri değiştirdiler. Yani hıtta diyecekleri yerde hınta dediler. İman ve af isteriz diyecekleri yerde biz para isteriz dediler. Biz altın isteriz. Biz buğday isteriz dediler. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِزَّا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. O yaptıkları haksızlık ve zulüm sebebiyle de biz onlara gökyüzünden bir azabı indiriverdik diyor Allah Celle Celaluhu. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Beni İsrail'den şehir kenarında yerleşik olan cumartesi günleri ticaret yapmayan, av yapmayan bu Beni İsrail'in deniz kenarında olanlarına cumartesi günleri balıklar sürüler halinde gelirmiş. Parayı görünce dayanamayan bu Beni İsrail, bu yeni Yahudiler hileler bulmaya başlamışlar, çareler aramaya başlamışlar. Pazar gün ve diğer günler balıklar deniz kenarına gelmiyor sürüler halinde çünkü avlanmaya başlıyorlar. Cumartesi günleri avlanmadıkları için toplu halde geliyorlar. Hani Urfa'ya giderseniz, Urfa'da Halilurrahman Camisi'nin önünde su arkları var ve orada balıklar var. Bizim İstanbul'da Beyazıt Camii'nin önünde kuşlara yem satan kadınlar gibi orada da kadınlar ve çocuklar yem satarlar. Gölgeniz suyun üzerine düştüğü an gölgenizin olduğu yere balıklar dolar. Çünkü oraya gölgesi gelen adam yem de atıyor genelde. Aynen öyle. Beni İsrail'de deniz kenarında olanların cumartesi günleri avlanılmayınca balıklar cumartesi günleri çokça gelmeye başlamış. Yahudinin canı kalmış bu sefer, çareler aramış. Büyük havuzlar yapıyorlar. Cumartesi günü havuza alıyorlar balığı, pazar günü yakalıyorlarmış. Yani cumartesi günü yine av yapmamış oluyorlar. Allah'ı kandırıyorlar tabii ki. Muhterem seyirciler, biz bunu yapmayız demeyelim. Biz de buna benzer işler yapıyoruz aslında. Biz de buna benzer işler yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun bazı haramlarına bazı kılıflar bulmuşuz biz de. O kılıflar bularak kendimizi rahatlatma işlemleri yapıyoruz. Hileler bulmuşuz.
Allah'a karşı hileler geçersizdir. Kendimizi kandırırız. Bazı çareler dünya kadısı yani hakimi önünde geçerli olabilir ama bir de ahirette hesaba çekileceğimizi düşünelim. Hilelere baş vurmayalım. Haramları helal yapma konusunda hilelere baş vurmayalım. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.